Evet, şimdi bileşikleri biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Doğada nasıl bulunurmuş bakayım bunlar. Doğada bulunur derken aslında bahçe... Yani ne kadar neşeli anlatıyorum. Şey şey baya bahçeye çıkınca sanki molekül yapılı bileşikleri görüyormuşum. Öyle bir anlatıyorum. Doğada nasıl görüyorum. Öyle. Şimdi devam edelim. Devam etmeyelim, başlamadık ki. Ha evet. Şimdi bileşikler iki yapıya ayrılıyor. İki tane, iki tarz var. İyonik yapılı ve kovalent yapılı. Kovalent yapılının aslında diğer adı molekül yapılı. Buna biz kovalent yapılı da diyebiliriz. Hı hı. Kovalent bağ da diyebiliriz hatta. Hı hı. Buna da iyonik yapılı veya iyonik bağ da diyebiliriz. Aradaki bağdan bahsediyoruz çocuklar. Dedik molekül yapılı bileşiklere geçtik. Molekül yapılıysa nelerden oluşmasını beklersiniz? Moleküllerden. Moleküllerden oluşmasını beklersiniz tabii molekül ki. Molekül ne? Molekül iki veya daha fazla atomun bir araya gelip oluşturduğu yapı. Yani örnek. Bu tek başına bir oksijen atomuysa, hı hı, iki tanesi yan yana gelirse bu artık O2 olur ve oksijen molekülü olur. Hmm, mantıklı. Aynen. Üç tane olursa, üç tane oksijen atomu olursa yan yana O3 olur. Yani ozon olur. Oksijen tamam, molekülü olur diyelim. Bilmenize gerek yok. Moleküller aynı cins veya farklı cins atomlardan oluşabilir. Ne demek bu? Mesela karbondioksit molekül. Tamam. Karbon ve oksijen var. Yani illa oksijen olmak zorunda değil. Ya da illa H2 gibi tek cins atom içermek zorunda değil. İki cins içerebilir H2O'da olduğu gibi. Bileşik moleküllerden oluşmuştu. Bileşikten molekül oluşmuştuk. Su moleküllerine, suda moleküllerine ayrılır. Yani şu. Ben bunu suya attığımda. Mesela suyun içine ne atayım? İşte iyonik yapılı bir yapı. Mesela karbondioksit gazını aldım. Bunun içine attım. Karbondioksit molekülleri olarak ayrışır. Karbon ve oksijen suyun içinde ayrışmaz. Ayrışmadığı için de zaten bunlar elektrik akımını iletmeyecekler ileriki yapıda. Molekül yapılı bileşikler, iyonik yapılı bileşiklerde olduğu gibi kendini oluşturan atomlara yani iyonlara ayrışmadığı için elektriği iyi iletmeyecekler. Daha doğrusu çok hit hatta hiç iletmeyecekler. Mesela şeker suyun içine attığınız zaman şeker moleküllerine dönüşür. Küçük küçük böyle şeylere iyonik ne iyonik ya? Küçük küçük elementlerine küçük ayrılmaz. Küçük küçük elementlerine ayrılmaz. İyonlarına dönüşmediğinde hiç çeviremiyorum cümleleri neydense. Bileşiklerinde molekül oluşan atomlar arasında kovalent bağlı bileşik oluşur. Hı hı. Yani moleküller arasında kovalent bağ olacak. Örnek nedir bunlar? H2O, CO2, NH3, SO2, HCl ve şeker molekül yapılı bileşikler kovalent yapılı bileşiklerdir. Şeker molekül dediğimiz zaman aslında çok basit bir şey gibi görünüyor ama. C6, H12O6. Allah Allah. Gören de bir şey zanneder. Şekere çay atırıp karıştırdığımız şey aslında. C6'lar geliyor. Dedik ve geçtik. Doğru dedim değil mi? Tabii tabii doğru. C6. Heh, bunu merak ettim. İyonik yapılı nasıl oluyor? Çünkü bileşik deyince benim direkt aklıma kovalent bağlar geliyor. Doğru. Şimdi iyonik bağ dediğimiz zaman burada artık bileşikler moleküllerden oluşmayacak. Aslında burada biraz kısıtlı anlatabiliyoruz. 8. sınıfta bu biraz daha rahat anlatıldığı için daha iyi oturuyor çocukların kafasında. Ama biraz daha hani çok açılmamamızın sebebi konuyu çok fazla şişirmemek. Olabildiğince gerektiği kadar anlatmaya çalışıyor çocuklar. Lütfen aklınızda bulunsun bu. Birleştiği oluşturan farklı cins elementler oluşturacak şekilde bir araya. Mesela kristal yapıda oluyor bunlar genellikle. Ve iyonik yapılı bileşikleri örneğin nedir? Sodyum klorür. İyonik yapılı bir bileşiktir. Suyun içine attığınız zaman iyonlarına ayrışır. He. Yani bunu attığım zaman bu sodyum artı ve klor eksi olarak ayrılır. Aynı şekilde tabii bir tane değil bunlar daha fazla. Böyle iyonlarına ayrışır. Bu yüzden iyonik yapılı bir bileşiktir zaten. Yani farklı tür elementler birbirinden ayrılıyor. Aynen. Bu yüzden de zaten çocuklar elektrik akımını iletebilecekler. İyonlaşıyorsa elektrik akımını iletebiliyor. Tuzlu su. Tuzlu su gibi. Şekerli su mesela saf su tabii buradaki bahsettiğimiz su. Hı hı. Elektrik akımını iletmiyor. Ama tuzlu su elektrik akımını iletiyor. Niye? Çünkü tuz iyonlarına ayrışıyor. Nasıl? Denize şimdi ben elektrik versem bütün balıklar ölecek mi? Tabii ki. Tabii ki diyor ya. Tabii ki. Kaç volt verdiğine bağlı. Gidip de şehir ceyranında bağlılıkta ölmesini beklemeyiz herhalde hocam. Ben ölüyorum size. Yani aynen. Şimdi evet bunu konuştuk zaten. İyonlar düzenli bir yapı oluştururlar. Bileşikler içinde iyonlar sonsuz sayıda arka arkaya dizilmiş. Çok fazla bilmemize gerek yok bunları. Hı-hı.
Bileşikle oluşan iyonlar arasında iyonik bağlı bileşik iyonik bağ bulunacak. Tabii ki iyonik yapılı bileşik olduğuna göre iyonik bağ bulunması beklenir. Peki şöyle bir şey düşünsem olur mu? Bunlar iyonlarına ayrılıyor ya. İyonik bağlar zayıf bağlar mıdır? Evet, biraz daha zayıf bağlar. Kovalent bağlar daha güçlü. Evet, kovalent bağlar daha güçlü dedik. Ve yapısına baktığımız zaman işte kimlere örnek verebiliriz? Tuz, kalsiyum oksit, sodyum iyodür gibi bileşikler örnek verilebilir. Sodyum kloruna baktığımız zaman dikkat ederseniz küp yani kristal yapıda bulunuyor. Hı hı. Ve ayrışmaya suyun içine attığınız zaman bunlar birbirinden ayrılıyor. Sodyum ve klor olarak.